Herkese merhaba. Yeniden beraberiz sevgili arkadaşlar. YouTube'un yaratıcılık kanalından herkese yeni bir videoda merhaba. Gittikçe çoğalıyorsunuz fark ediyorum. 9K'yı geçtik, hatta 9600 civarındayız. 10K için çok güzel, muhteşem bir motivasyon videosu geliyor. Ve kısa bir süre içinde bu 10K özel videosu da sizlerle beraber olacak. Şimdi gelelim bugünkü konumuza. Bugün oldukça heyecanlıyım çünkü aslında benden beklediğiniz ve benim de çokça yapmak istediğim ama sizleri ne istediğini ölçmeye çalışarak aslında son kararı vermeye çalıştım. Yeni bir video serisine de başlıyorum. Bu video serisinin adını ben şimdilik listeler diyorum ama aslında ilham alabileceğiniz ve liste şeklinde sizi görsel araçlarla, bir takım görsel düşünürlerle dünyanın farklı yerlerinden tanıştırabileceğim bir seriye başlıyorum ve bu ilk videoda da size dünyanın her yerinden 5 farklı kadın ve erkekten oluşan harika görsel düşünürler, tasarımcılar, illüstratörler, karakter tasarımcıları tanıştıracağım. Bu 5 özel kişi bana çok ilham veren tasarımlar yapıyorlar ve ben oldukça onlardan ilham alarak çizimlerimde güzel şeyler yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla o 5 kişiyi sizinle tanıştırmak benim için büyük bir keyif olacak. O kişilerin neleri iyi yaptığını da konuşacağız ve böylelikle aslında size kendi hayatlarınızda bir şeyler tasarlarken kendi ajandanızı, kendi notlarınızı ilham verebilmesi için güçlendirmiş de olacağım. O zaman hiç vakit kaybetmeden şu yeni güzel masa düzenimizde bilgisayara dönelim ve beraber bu 5 özel insanın hayatına bir derin dalış yapalım. Bakalım nelerden ilham alabiliyoruz onların tasarladığı. Bugün size tanıtacağım ilk kişi Filipinler'den bir tasarımcı. The Lame Journal adındaki tasarımcı. Aslında görsel ajanda serisinde oldukça uzman biri ve gerçekten görsel ajandayı bir sihirbaz gibi kullanıyor. Karakter tasarımında çok iyi. Şimdi onun sayfasına bakacağız beraber ve neleri iyi yaptığı ile ilgili sizlere 5 örnek üzerinden onun taktiklerini ve tekniklerini anlatmaya gayret edeceğim. Unutmayın, tasarımda ilham almak çok önemli ve ilham almak için de gerçekten ustaların yaptığı çalışmaları pratik etmeniz gerekebiliyor. Onu yeniden çizmeniz, yeniden yorumlamanız gerekebiliyor. Dolayısıyla bu oldukça önemli bir şey. O zaman hadi beraber The Lame Journal'ın sayfasına bakalım. Şu an The Lame Journal'ın Instagram sayfasındayız. Ve böyle gözünüze ilk çarpan şey inanılmaz renkli, tatlı karakter tasarımları var. Benim de gerçekten onu ilk bulduğumda vurulduğum şey bir hani burada da gördüğünüz gibi tasarımcı gibi bir hayat sürmesi. Hani çantasının içinde her an her şey var, kalemleri yanında. The Lame Journal her zaman her vakitte tasarım yapmaya hazırmış gibi görünüyor gerçekten Instagram sayfasına baktığınızda. Şimdi gelelim onun neleri iyi yaptığına. Böyle bir küçük aslında tasarımcı kartı oluşturmaya çalışalım ona. Örneğin benim en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi kendi karakterlerini tasarlamış. Bu oldukça önemli bir şey. Yani siz de aslında görsel düşünme yeteneğiniz ve görsel not alma yeteneğiniz geliştikçe, bu YouTube sayfasındaki videoları sık sık yaptıkça, uyguladıkça aslında kendi elinizin ayarı, kendi elinizin özgün tarzı oturmaya başlıyor. Dolayısıyla siz de The Lame Journal'da olduğu gibi kendi karakterlerinizi oluşturmaya başlıyorsunuz. Burada benim dikkatimi çeken gerçekten bunların çok basit çizilebilir karakterler olduğu. Burada ekranda görüyorsunuz Bob, Beat, Lemmy, Slick, Stella, Fang ve Sandy adında 6-7 tane karakteri var. Ve onları çizerek, onları görsel ajandasının içerisine entegre ederek ve onları konuşturarak aslında karikatür de yapmaya gayret ediyor. Birbirleriyle konuşturuyor, hayatından esprili vakitler, anlar paylaşıyor. Dolayısıyla aslında anılarınızı kaydetmek için de bir takım karikatürler çizebilmek oldukça heyecan verici ve oldukça eğlenceli yöntemlerden bir tanesi. Benim için The Lame Journal'ın sanırım ilk özel ve güzel yöntemlerinden, kullandığı araçlardan bir tanesi kendi karikatürlerinin olması. İkincisi AliExpress'te çok benim sık gördüğüm, Türkiye'de olmayan bir kalem markası var. Zebra Mudliner diye şu an ekranda görüyorsunuz. Ben de yakın zamanda almaya gayret edeceğim. Biraz Çin'den fazla uzun süre geliyor diye sabırsız oluyorum açıkçası. Gelmesi için uzun süre bekliyorsunuz çünkü. Fakat onun da dikkat ettiği önemli bir şey var. Ben sürekli videolarda size bahsediyorum. Hani arkasına geçmesin, daha temiz kullanmaya çalışın görsel ajandanızı. Dolayısıyla burada Lame Journal'da da bu kalemler özellikle ön planda. Yine benim de önerdiğim kalemlerden bir tane. Sizler de Zebra'nın Mudliner isimli serisine, 15 farklı renk var yanlış hatırlamıyorsam,
alabiliyorsanız alıp kullanabilirsiniz. Ulaşamıyorsanız da buna benzer birçok marka var. Oldukça ben de zaten bahsediyorum videoların altlarına. Bir sonraki güzel şeyi çok sık rastlamadığım diğer görsel düşünürlerde ve tasarımcılarda kendi karakterlerinin metal rozetlerini tasarlamış The Lame Journal. Bu da çok tatlı bir şey. Açıkçası bunun uygun fiyatlı yöntemini ben hala araştırıyorum. Eğer sizler biliyorsanız lütfen bana yorumlar kısmında bundan bahsetmeyi unutmayın. Ben de kendi karakter tasarımlarımı birer rozete dönüştürmeyi çok istiyorum. Belki sizlere de hediye ederim. Hani neden olmasın. Bu sebeple lütfen beni de bilgilendirin biliyorsanız. Burada gördüğünüz çizdiği tüm karakterleri birer küçük rozet haline getirmiş. Bu da oldukça keyifli, eğlenceli bir şey. Kendi hayat tarzı haline getirmiş çizdiği karakterleri. Diğer güzel bir şey, The Lame Journal'ı hayata geçiren kişi, adına bu arada ulaşamadım, adına ulaşabilirsiniz, onu da yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Gerçekten sürekli gittiği yerlerde defterini, kitabını açıp tasarım yapmaya, not almaya, görsel not almaya hemen hazır, sürekli hazır. Dolayısıyla kullandığı çantalar, kullandığı ekipmanlar çok ilham verici. Gerçekten bir tasarımcının gadget derler ona yabancılar. Bir tasarımcının o küçük araçları, kullandığı minik şeyler onun hayatını kolaylaştırıyor. Neredeyse hayatını kurtarıyor. Ben gerçekten The Lame Journal'a baktığımda birçok ihtiyacımı sonradan fark edebiliyorum örneğin. Ve son olarak benim yine çok hoşuma giden ve gerçekten siz de geliştirebileceğini düşündüğüm nasıl çizilir videoları paylaşıyor. Burada hemen ben çok küçük bir tanesini ekranda açtım. Siz de göreceksiniz. Kendi karakterlerinden biri olan Beat adındaki karakterin nasıl çizilmesi gerektiğini hızlandırmadan ya da ağır çekimi almadan daha fazla basitçe çok yakın bir kamera açısıyla size öğretmeye gayret ediyor. The Lame Journal sadece karakter çizmeyi size anlatmıyor. Bu arada kaligrafi konusunda da oldukça iyi. Fırça uçlu kalemlerle bazı harfleri nasıl çizmeniz gerektiğini de yine bu tarz videolarla sizinle paylaşıyor. Lütfen The Lame Journal'ı takip etmeye çalışın. Belki beni takip ettiğinizde fark ediyorsunuz. Ben tasarımlarımın büyük bir kısmını dijital ortamda çizmeye gayret ediyorum. iPad üzerinden, iPad Pro üzerinden çiziyorum. Bu konuda da ilham aldığım böyle bir sürü tasarımcıdan bir tanesi çok ön plana çıkıyor. San Francisco'dan Catherine Madden, kendisi Cat Mull adı altında paylaşımlar yapıyor. Cat'in önemli bir yaptığı şey veri görselleştirme. Yani bilgiyi aslında matematiksel verileri görselleştirmeye çalışması. Bunun için de iPad üzerinde Paper adında bir program var. Şimdi örnekler üzerine göstereceğim. Şöyle hızlıca geçiyorum ben onun profilini. iPad üzerinden hızlıca yapabileceği bir program var ve gerçekten birçok yurt dışındaki kurum Catherine'den destek alıyor. Hayatında bundan sağlıyor tabii ki. Ve çok keyifli. Gerçekten baktığınızda matematiksel verileri kolaylıkla anlayabileceğiniz şeyler üretiyor. Bu gerçekten çok hoş bir şey. Sanırım Catherine'i diğerlerinden ayıran da bu. Matematiği güzel görseller halinde anlatabilmesi. Hemen onun neleri iyi yaptığına baktığımızda az önce bahsettiğim gibi Paper programından çizim yapıyor iPad üzerinden ve bu çizimin videosunu paylaşıyor. Şu an ekranda gördüğünüz şey aslında Paper programının arayüzü ve iPad'le beraber satın alabileceğiniz pencil kalemiyle ya da farklı bir iPad kalemiyle en kötü parmağınızla bile çok basit ve hızlıca güzel tasarımlar yapabileceğiniz bir uygulama Paper. Ben de çok sık kullanmaya gayret ediyorum. Burada dikkatinizi çekiyorsa eğer hemen hızlıca her şeyi yazıyor. Aynı zihin haritası video serisinde olduğu gibi. Onları düzenliyor, onları renklendiriyor ve kendine güzel bir aslında haritalandırma yapıyor. Bir veri akışı sağlıyor, bilgiyi hızlıca görselleştiriyor. Şu an basitçe bir zihin haritasının aslında nasıl yapıldığını gördünüz. Catherine'in üzerinde çalıştığı program aracılığıyla. Catherine'in bir sonraki iyi yaptığı şey diyagramlar çizmesi. Benim yine çok hoşuma giden çalışmalardan bir tanesi. Diyagramlar çizmek de çok basit iPad üzerindeki bazı programlarda ama olmadı. Yani bir sürü yöntem aktarmaya çalışıyorum size. Pergel de kullanıyorum ben yeri geldiğinde. Yeri geldiğinde bozuk parayla da yuvarlak çiziyorum, hiç problem değil. Siz kendinizi nasıl rahat hissediyorsanız, nasıl şöyle baktığınızda çok güzel olmuş diyebiliyorsanız kendiniz için lütfen o araçları kullanmaya özen gösterin. Catherine'in aşağılara doğru kaydıkça Instagram sayfasında bu tarz diyagramlar çok göreceksiniz. Bu ne işe yarıyor aslında? Bu böyle siz bilgiyi okudukça, bilgiyi edindikçe akılda bazen kalmıyor. Hep bunu konuşuyoruz biliyorsunuz bu sayfada. Akılda kalmadığı durumlarda diyagramlar çizmek,
bilgiyi basit modellere dönüştürmek gerçekten çok etkili oluyor. Dolayısıyla Catherine'in Instagram sayfasında aşağılara indikçe bol bol bu tarz diyagramlar göreceksiniz. Lütfen siz de kendi edindiğiniz bilgileri bu tarz diyagramlar aracılığıyla kaydetmeye ve arkadaşlarınızla ya da öğretmenlerinizle paylaşmaya özen gösterin. Eğer iş hayatındaysanız diyagramlar aracılığıyla toplantılar yapmak ve fikirlerinizi, planlarınızı, toplantı notlarınızı böyle aktarmak muhteşem bir şey. Olabildiğince kullanmanızı öneririm. Evet, Catherine'in bir sonraki harika yaptığı şeylerden bir tanesi de mesela görsel ajanda içerisinde mood tracker adı verilen İngilizcesi duygusal durumunuzu takip edeceğiniz bir takım küçük tasarımlar oluşturulur. Yani o gün kendinizi nasıl hissediyorsunuz, mutlu musunuz? Öfkeli misiniz, yorgun musunuz gibi. Catherine bunu yine paper programından yapmış. Burada gördüğünüz hani kendisinin gün içerisinde nasıl olduğunu, işte sabah kalktığında nasıl olduğunu, yoga yaptığında nasıl olduğunu, duygusal durumunu, mutluluk durumunu ve gün sonunda kendisine günü değerlendirme sözcükleri kullandığını ya da yazıyla belki yapıyor, bilmiyorum. Duygusal durumunu paylaşmış. Bu da çok tatlı bir alıştırma gerçekten. Ve bunu da yine videoyla paylaşmış. Gerçekten güzel bu, oldukça güzel bir şey. Yani bakıyorsunuz, o harika çizmiş ama lütfen o videoları da izleyin. Bakın aslında ne kadar basitçe çiziliyor ve ne kadar fazla aslında herkesin yapabileceği şeyler bunlar. Olabildiğince umarım ilham alabilirsiniz bu tarz Catherine'in hazırladığı videolardan da. Bir sonraki önemli yaptığı şey, videonun da başında bahsettiğim matematiksel bir takım verileri görselleştirmek. Bakın burada görüyorsunuz, gerçekten hani küçük, hoş ama etkili. Hani bizler bu sayı doğrularını düz çizeriz, renk kullanmayız. Bazen çok da renk kullanmamıza izin vermezler okulda ama kanalımı takip eden çok ilham verici öğretmenler var. Buradan hepsine tekrardan selam. Onların aracılığıyla ve onların çoğalması aracılığıyla aslında bol bol siz de bu tarz yöntemleri sınıflarınızda kullanabileceksiniz. Bakın burada sayı doğrularını Catherine nasıl renklendirmiş, nasıl küçük görseller, görsel ikonlar koymuş, görsel notlar almış ve gerçekten de akılda kalabilir hale getirmiş. Dersi böyle anladığınızı, böyle öğrendiğinizi bir hayal etseniz ya, ne kadar muhteşem bir şey değil mi? Hemen bir sonraki özelliğine geçelim. Yine benim çok sevdiğim yöntemlerden bir tanesi ve bunu çok iyi yaptığını düşünüyorum Catherine'in. Kendi çizimlerinden çıktılar alarak küçük oyunlar tasarlıyor. Böyle küçük hani kart oyunları deriz ya biz bunlara. Bakın burada bir tasarım yapmış, çıktılarını almış, işte döndürülebiliyor, muhtemelen orta kısmını sabitlemiş. Belki bir hafta sonu eğlencesi arkadaşlarıyla, belki iş arkadaşlarıyla bir öğle molası arasında bunları yapıyor. Bir postkart haline getirmiş. Siz de yapabilirsiniz. Kendi oyuncağınızı, oyununuzu, kendi karton oyununuzu tasarlayabilirsiniz. Gelecekte farklı durumlara uyum sağlayabilecek gençler ve onların bu tarz yetenekleri ön planda olabilecek. O yüzden olabildiğince sınıfta gördüklerinizle doymayın. Daha fazla bilgiye erişmeye çalışın ve dışarıya bakın, dış dünyaya. Çünkü orada çözülmesi gereken çok fazla ihtiyaç var ve sizler de yaratıcılık okulundasınız YouTube'un. Bu sebeple burada öğrendiğiniz araçları olabildiğince dışarıdaki hayatta kullanmaya özen gösterin. Sıradaki muhteşem çizerimiz Amerika Birleşik Devletleri'nden, yine Atlanta'dan Mike Lowry. Mike Lowry Studio adı altında paylaşımlar yapıyor Instagram'dan. Mike çok enteresan, komik bir karakter. Böyle şu an aklıma gelince gerçekten bilesim geliyor. Biraz sonra göstereceğim Mike'ın o videosunu. Esprileri çok tatlı kullanıyor şeyin içerisinde. Yani tasarladığı videoların, attığı küçük hikayelerin, Instagram paylaşımlarının. Göstereceğim video şu. Ekranda görüyorsunuz şu an. Biraz sonra açacağım onu. Çok güzel ikonlar çiziyor. Renkleri abartmadan bir iki farklı renk çok tatlı gerçekten çizimler yapıyor. Basılı yayınlar tasarlıyor. Böyle bir kendi gezi şeyi var. Gezi görsel ajandası var. Hani görsel ajanda yapıyorsunuz ama insanlar biliyor musunuz gezilerinde de anılarını kaydediyorlar. Örneğin işte Türkiye'de Efes'i gezdiniz. Oradaki antik harabeleri geziyorsunuz. Tarihe derin dalışlar yapıyorsunuz ve oradaki anılarınızı hızlıca karalayarak, görsel notlar alarak kaydedebiliyorsunuz. Bunun özel bir ajanda yöntemi var. Ben bunu yeni öğreniyorum. Belki bununla ilgili bir seriye başlayabiliriz gelecekte. İşte Mike tam olarak bunu yapabiliyor. O yüzden çok bence önemli, ilham verici ve sıra dışı biri. Hemen onun özelliklerini derinleştirmeye çalışayım ben sizin için. Örneğin bu gördüğünüz videoda kendisinden bahsediyor. Ve
sketchbook çiziyor. Yani onların aslında karalama defterlerine verilen at. Neredeyse bir sürü dolu defteri var. Şu an ekranda görüyorsunuz. Muhteşemler içleri. Harikalar. Bu videoları tek tek izleyin. Benim komik bulduğum yan bu. Gördüğü her yerde çizim yapıyor. Dağın başında, işte bir kenarda, gazinonun içinde. Hani inanılmaz, uçağa binerken, saçlarını kestirirken, tabii işin espirisel boyutu ama çok tatlı, çok komik bir şey. Onun bu espiritüel yanı benim için oldukça ilham verici bir şey. Bu videonun devamını lütfen seyredin. Ve belki siz de tasarımlarınıza böyle eğlenceli, esprili içerikler katarsınız. Şu an ekranda gördüğünüz şey de az önce bahsettiğim Gezi görsel ajandası. Bakın. İşte yazılar var, boyamış, küçük ikonlar çizmiş, kendisine ait bir aslında kitap tasarlıyor. Bir kitapçık olduğuna bakmayın ama bu kendinize ait bir kitap demek. Yani görsel ajandanın ya da bir tuttuğunuz çizim defterinin sonuna kadar gitmek ve onu bitirmek, tamamlamak inanılmaz bir şey. Ve bu size ait bir şey oluşturuyor. Bu tasarımcı özgüvenini ya da yaratma özgüvenini, yani hani ortada olmayan bir şeyi kafanızdaki fikirlerle ele tutulur hale getirme özgüvenini size sağlıyor. Bu yüzden bir defter bitirmek gerçekten önemli. İşte Mike da o da bildiğince bunu yapmaya çalışıyor. Bir sonraki özelliğine geçelim. Mike'ın kullandığı defterler kalın bir takım dokulu defterler. Bu sebeple hani sadece sizlere paylaştığım karalama kalemlerini değil, sulu boyaları da kullanıyor. Bu videoda şu an görüyorsunuz hani hem benim kullandığım bir takım keçeli kalemlerden de kullanıyor. Ama bunun yanında çizdiği, örneğin şu an bir dinozor çiziyor ve bu dinozoru biraz sonra sulu boyayla renklendirecek ve oldukça güzel bir hale sokacak. Hani sınırlı kalmayın, farklı kalemler kullanın. Kuru boya bile kullanmaya gayret ediyorum ben bazen. Sulu boya çok güzel efektler verebiliyorsunuz. O su boyayla birleştiğinde gerçekten harika ışık yansımaları yaratabiliyor. Dokusal hele defterler içerisinde çok güzel duruyor. Şu an görüyorsunuz aslında nasıl gölge atıyor sulu boyayla. Olabildiğince heyecan verici bir şey sulu boya öğrenmekte. Belki ben de hala yeni öğreniyorum sulu boyayı bu arada. Çok çok iyi bildiğimi söyleyeyim ama belki sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Çok pratik bilgiler paylaşarak yine. Evet, Mike'ın bir sonraki özel ve güzel niteliği böyle. Mike 4 çerçeveli paylaşımlar yapıyor. Yani bir görsel paylaşımını 4'e bölüyor ve bunu karikatürize ediyor. Bunu bir böyle comic book şeklinde paylaşıyor ve içerisine yine espriler katıyor. Bu da aslında kendi hayatındaki komik durumları paylaşıyor. Benim sık sık birkaç tasarımcıda da gördüğüm önemli bir şey. Kendi hayatınızı gün içerisinde gördüğünüz bir takım komik şeyleri de sürekli her insanın başına gelebileceğini düşündüğünüz günlük enstantaneleri böyle çizerek paylaşıyorsunuz. Bununla ilgili benim çok fazla fikrim var. Hala onları derlemeye, toparlamaya çalışıyorum. Biraz sürece güveniyorum. Hani sürece yaydım onları. Belki ben de böyle günlük hayatta takıldığım, güldüğüm komik şeyleri yine bu tarz görseller aracılığıyla sizinle paylaşırım. Ve Mike'ın neredeyse en sevdiğim şeylerinden bir tanesi görsel içeriklerini bir takım yayınlara dönüştürüyor. Bunu aslında ben de yapıyorum. Şu an çalıştığımız birçok kurumda gençlerle ve çocuklarla çalıştığımı biliyorsunuz ya da Instagram'dan takip ediyorsunuz. Artık videolar izleniyor. Artık görsel çizimlere bakılıyor. Hani o monoton kelimelere bakılmıyor, düz yazılara bakılmıyor. Bunu hep konuşuyoruz. Dolayısıyla çocukların ve gençlerin öğrenebileceği yayınları daha fazla karikatürize edebiliriz. Çizimler haline getirebiliriz. Bunu ben yapmaya gayret ediyorum ve Mike da bunun bence dünyadaki en büyük ilham verici örneklerinden bir tanesi. Örneğin burada çocuklar için bir etkinlik kitabı tasarlamış. Ve içerisinde neler olduğuna bakar mısınız? Süper çizimler, boyama yöntemleri, boyayacak alanlar, fikirlerini yazacak alanlar var. Benim de bu konu hakkında sürpriz gizli planlarım var. Bunu da zaten daha sonra konuşuruz. Ve sondan bir önceki tasarımcımız Londra'dan, İngiltere'den Eva. O da gerçi kendi içinde böyle inanılmaz enteresan bir karakter. Özellikle yoga ile ilgileniyorsanız harika bulacaksınız. Çünkü bu tasarımcı kendi hayatını da zenginleştirmeye çalışıyor. Egzersizler yapıyor, yoga yapıyor, bisiklete biniyor ve bununla ilgili içerikler tasarlamış, çizmiş. Onun bir projesi var, yoga
Notes diye. Biraz sonra onu göstereceğim. Onun da çok basit, özellikle insan hareketlerini, şu an burada bir tane görüyorsunuz, bir stickman var, bir çöp adamı da diyebiliriz ona. Ya da mannequin man de deniliyor. Onun hareketlerini çok iyi anlamış. Yani böyle bir şeye ihtiyaç duymadan, ona bakmadan da bir insan hareketini çok kolaylıkla resmedebiliyor. Koşarken, uzanırken, zıplarken ki hareketlerini çok güzel resmedebiliyor. Hemen bakalım örneğin bu örnek nedir? Onun bir sayfası daha var, paylaşacağım sizinle hem ekran üzerinde hem açıklamalar kısmında. Yoga Notes isimli projesi aslında videolaştırarak çizimler yaptı ve size yoga yaparken ki o farklı beden hareketlerini öğretebildiği bir projesi var ve bunun nasıl çizildiğini de paylaşıyor Eva. Böyle basitçe stabilo kalem kullanıyor şu an tahmin ettiğim üzere sanırım. Bakın ne kadar basitçe, hani biz köprü kurardık, buna bizim memlekete köprü deniliyor galiba. Köprü kuran bir kadın diyeceğim ama kendisi aslında bu arada, Eva kendisini çiziyor olabildiğince buralarda. Onu çiziyor, boyuyor ve paylaşıyor ve bir sürü yoga farklı hareketini diğerleriyle paylaşıyor. Sanırım bunu da kitaplaştırmış, ayrıca bu satılabilir bir kitap da bir taraftan. Bu videoları lütfen izlemeye gayret edin çünkü çok eğlenceli çizimler yapıyor ve deneyin lütfen, siz de çıkarın not defterinizi, görsel ajandanızı, bu çizimleri denemeye, onunla beraber çizmeye özen gösterin. Gelelim bir sonraki güzel yanına. Aynı Mike'da olduğu gibi bakar mısınız, bir sürü basılı yayını var. İçerisine çizim yapmış, tasarlamış, kapağını üretmiş ve fark ediyorsanız kendi bir tarzı da aslında ne kadar belli. Böyle insan ikonları, küçük resimleri, hani böyle sürekli kendisini küçültüp koymuş, böyle çizmiş. Bu da çok tatlı bir şey. Ben de yeni yeni kendimi çiziyorum ve hatta en son Instagram'da bir paylaşım bulundum. Anime etmeye çalışıyorum, animasyon haline getirmeye çalışıyorum. Dolayısıyla bu da çok eğlenceli bir çalışma. Sonra mesela el çizimleriyle ilgili böyle küçük pratik bilgiler paylaşıyor. Bir sonrakine geçersem daha iyi anlayabilirsiniz. Sadece el çizimi değil, insanların, karakterlerin beden hareketleri, aynı az önce anlattığım gibi. Ve bunları çok basitçe çiziyor. Yani çöp adamın bir tık ileri versiyonu olan bir yöntem kullanıyor. Ben hatta iki tane size bahsetmiştim görsel notal serisinde. Bunlardan bir tanesi fasulye adamdı, bir tanesi dondurma adamdı. Bunlar olabildiğince hani böyle sizin bu çöp adam çizimlerini daha kaliteli hale getirebileceğiniz bir yöntem aslında. Burada Eva da kendi çizimlerini yapıyor. Gerçekten bakar mısınız ne kadar ilham vereceği, ne kadar basit ayak hareketleri, beden hareketleri. Olabildiğince basit çiziyor ama sonunda herkesin görüp anlayabileceği bir iletişim dili ortaya çıkıyor. Bu da çok önemli. İletişimi aksatmayacak bir dil ediniyorsunuz onlardan ilham alarak. Ve son olarak onun böyle şeyleri var, videoları var. Bu videolarında böyle kare kare sayfasını bölüyor ve sonra hızlandırılmış bir şekilde bir sürü farklı beden hareketini çiziyor. Bu da o videolardan bir tanesi, şu an ekran üzerinde gördüğünüz. Siz de çizin, lütfen ilham alın az önce de dediğim gibi. Ben çünkü özellikle bu tarz çizimlerini Eva'nın çok denedim, çok çizdim. Sonra kendi yöntemimi oluşturmaya çalıştım. Hala da onun çizdiği bir takım böyle görsellerden ilham alarak ben de çizmeye çalışıyorum. Ve son olarak sizlere tanıştırmak istediğim ilham verici kadın tasarımcı Marlowe's. Onun şu an gerçek fotoğrafını açtım. Burada hayat hikayesinden kısaca bahsediyor. Şu çok önemli, orada önemli bir şey yakadım. Küçükken, çocukken görebildiğim her boş kağıdın üzerine çizim yapmaya gayret ettiğini, neredeyse aslında her boş yere, hatta tuvaletteki bir takım farklı alanlara, ayakkabısının terliğin üzerine dahi farklı boya kalemleriyle çizim yaptığını paylaşmış. Kardeşiniz, oğlunuz, kızınız ya da herhangi bir akrabanızın bu tarz aslında heyecan verici yetenekleri ya da davranışları varsa, küçük yaşta onlara ilham vermek, onların bu davranışını yönlendirmek çok önemli. Hani bu her yere bırakın çizsin demek değil ama ona alan tanıyın, onu yönlendirin. Çünkü her zaman bahsettiğim ve benim de çok ilham aldığım Leonardo da Vinci olmasının sebebinin çok küçük yaşlarda amcası tarafından doğaya bol bol ziyaret ediyor olması ve onunla birlikte aslında çizimlerini kağıtlara alması. Çok gerçek bir hikaye bu. Da Vinci bu kağıtlara çizim yapmasaydı, doğadaki bitkileri, hayvanları çizmeseydi, ilk yaptığı çizimler çünkü genelde doğa çizimleri, çiçekler, hayvanlar ve bitkiler.
Leonardo da Vinci olamazdı. Ona ilham veren ilk amcası oldu. Daha sonra tarihten birçok ünlü tasarımcıdan ilham aldı. Bu oldukça önemli. Ben de bunu hatırlatarak Marlowe's'un tasarımlarına giriş yapmak istedim. Evet, Marlowe's'un Instagram sayfasına bakıyoruz şimdi beraber. Benim için onun en önemli özelliği renkleri çok iyi kullanması. Yani digital painting diyoruz bazen buna. Dijital boyama diyoruz. Eğer arattırmak, öğrenmek istiyorsanız bu anahtar kelimeleri kullanabilirsiniz. Bakın o da görüyorsanız kendisini karakterize etmiş, kendisini basit çizimler haline getirmiş ve o da hayatından komik hikayeleri kendisini karikatürize ederek bahsediyor. Kara kalem de güzel çalışıyor. Karakterleri güzel çiziyor. Böyle şurada gösterebilirim. Kendi çizdiği karakterleri gündelik yaşamın içerisine entegre ediyor. Örneğin dışarıdan bir yerin fotoğrafını çekiyor. Sonra bilgisayar ortamında ya da belki tableti üzerinde alıyor karakteri, gerçek bir nesnenin üzerine entegre ediyor. Ama siz baktığınızda gerçekten orada o karakter varmış gibi görüyorsunuz. Çok eğlenceli bir yöntem bu da. Şöyle hızlıca bakalım neler yapmış. Mesela onun gördüğüm çok güzel yöntemlerden bir tanesi yine diğerlerinde olduğu gibi, Eva'da olduğu gibi ya da Mike'da olduğu gibi dörtlü, böyle dörde bölüyor yine paylaşımda ve kendisinin başından geçen komik olayları karikatür haline getirerek paylaşıyor. Yine baktığımız zaman mesela benim renkleri çok iyi kullandığını düşündüğüm inanılmaz bir paylaşımı. Bakar mısınız bedeninin alt tarafındaki hani gölgelerin güzelliğine, dokusuna, özellikle çizdiği şeyin dokusuna dikkat edin. Ne kadar aslında bir taraftan gerçekçi gibi duruyor ve ne kadar da bir taraftan tatlı duruyor. Çünkü o bir çizim. Hani hep böyle baktığımız zaman el çizimleri daha tatlı gözükür. Çocukluğu andırır sanki ya da çocukluğu hatırlatır. O yüzden oldukça güzel. O da videolaştırıyor. O da benim gibi Procreate isimli bir program kullanıyor iPad üzerinden. Ve bütün aslında tasarım aşamalarını paylaşıyor. Önce eskizini çiziyor. Daha sonra ana hatları atıyor. Daha sonra renklendirmeye başlıyor. Bu videolarını da seyrederek onu yaptığı çalışmalardan ilham alabilirsiniz olabildiğince. Hemen bir sonraki çalışmasına bakıyoruz. Evet, böyle hepimizin her gün başına gelen, çok sık başına gelen şeyler vardır ya. İşte duştan yeni çıkarsınız. Dersiniz ki süper, hani saçlarınız genelde kabarıktır ama düzleştirirsiniz. Sonra dışarı bir çıkarsınız, rüzgar vardır ve o saçlar yine kabarır, eski haline gelir ya da daha kötüsü olur. Onu paylaşmış Marlowe's, inanılmaz da komik çizmiş, çok tatlı. Neden siz de yapmıyorsunuz ya da neden bazen ben de böyle şeyler çizmiyorum diye düşünüyorum. Ve son hikayemiz de onun oluşturduğu bir takvim tasarımı. Hani bakar mısınız ne kadar tatlı. Yani benim hatırladığım kadarıyla Marlowe's kendi eşi ya da erkek arkadaşıyla beraber olan anılarını böyle paylaşıyor takvimde. Komik olanlar, işte pasta yediklerini, birbirlerinin suratlarını pasta bulaştırdıklarını, kanepede beraber kitap okurken kahve içtikleri anları paylaşıyor. Hani hayatının güzel anlarını, farklı aylardaki güzel anlarını takvime entegre etmiş ve insanlarla paylaşıyor. Onlar da bunlara gülümsüyorlar ve ilham alıyorlar. Bu da olabildiğince tatlı bir şey. Harikalar değil mi arkadaşlar? Gerçekten bu 5 özel kişinin videosuna her baktığımda ben de çok heyecanlanıyorum. Çizim videolarına baktığımda, onların tasarımlarına baktığımda. Gerçekten onların profillerini incelediğinizde tasarımcılığın ya da tasarımcı gibi düşünmenin bir yaşam tarzı olduğunu fark etmişsinizdir. Ya da fark edeceksinizdir. Lütfen bu yüzden tarayın. Bütün Instagram görsellerine, paylaşımlarını dikkatle inceleyin. İngilizceniz yetmediğinde lütfen Google Translate kullanmaktan çekinmeyin. Bu size bir duvar olmasın. Öğrenmenizi kolaylaştırmak için daima bir takım araçlar kullanmaya özen gösterin. Bu kişiler ve bu listeler devam edecek. Çünkü biliyorsunuz bu sayfa, YouTube sayfası sizleri daha tasarımcı gibi düşünmeye sevk etmek için bir takım araçlar, bir takım yaklaşımlar paylaşıyor. Dolayısıyla tarihten ya da bugünden ilham aldığımız birçok tasarımcının ya da tasarımcı gibi hayatlarına anlam katmaya çalışan insanların hayat hikayelerine yer vermeye çalışacağım. Bu sebeple bu listeler videosunu beğendiyseniz ve daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen bana yardımcı olun ve aşağı birer not bırakın. Ben de böylelikle sizin ne kadar ilham aldığınızı, ne kadar keyif aldığınızı bilmiş olayım. Bir sonraki liste videosunda yine beraber olacağız. Umarım o vakte kadar bol bol çizim yapar, dışarı çıkar, hayattan keyif alır ve kendi yaşamınızı yine her zaman dediğim gibi birer tasarımcı gibi yeni baştan tasarlamaya gayret edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.